Kapıya dayanan çıplak takipçi. Kızın gururunu korumak için. Panik atak uyduran gaf adam. Burada kadına hakaret ve taciz var. Arkadaşlar bu iğrenç sözler hala var. Ve hala da tersteyiz yani. 12 saatlik zararımız. Panik atak uyduran gaf adam. Kısa vadede öngörülen zararımız ise 10 milyon ve taciz var. Sert düşüş. Tam bana göre. Gevşe. Gevşe. Kasmadan. Düş. Düş. Sahi gördün mü? Yok artık. Geldi mi? Haftalardır ortada yoktu. Piyasaya çıktı demek. Kendini yogaya vermiş. Nirvana'ya da erse bence kesmez artık. Batırdı sonunda. Şaşırdın mı? Öyle kocadan markayı alıp peşine gençleri takmakla olmuyormuşmuşlar. Ben kocasını da anlamıyorum zaten. Adam ne bitmek bilmez bir dünya seyahatindeymiş. Bir gün Küba'da, bir gün Peru'da. Neymiş? Kendi kişisel ruhani seyahat belgeselini çekecekmiş. Adam ruhunu gezdiriyor. Kadın burada şirketi batırdı. Sen tüm birikimini sosyal medyaya yatırırsan... ...bir de koca ajansı yöneteceksin ha? Yönetemedi krizi. Çok geç kaldı. Eline yüzüne bulaştırdı. Geçmiş olsun artık. Sitare bitti. Bence de bitti. Teşekkürler kızlar. Aa canım sen de mi buradaydın? Aslında hazır batıyorken burada kalıp iş hayatında kriz yönetimiyle ilgili altın tavsiyelerinizi dinlemek isterdim ama bizim sektörlerimiz farklıydı değil mi? Ben kendi paranı kendin kazan sektöründenim. Siz koca parasıya sektöründesiniz. Namaste. Çok ayıp. Çok ayıp etti çok. Her şey yolunda. Akıştasın. Bir yağmur damlası kadar durusun. Kanatlarını çırpan bir kuş kadar sakin. Her şey kendi yolunda. Akıp giden hayatın kadar yolunda. Her şey yolunda. Akıp giden hayatın kadar yolunda. Zeyno, hadi gel artık. Yoruldun. Çok özledim seni. Benim işim bitiyor. Yok yok baba, ben hiç yorulmadım. Dedim bak uyutuyorlar zaten. Ben de yanında duruyorum işte baba. Niye yorulayım? Ulan sesin yorgun geliyor Zeyno. Yok, sana öyle gelmiş. Hiç merak etme sen, tamam mı? Yarın görüşürüz. Sana kötü kötü bakıyorlar mı Zeyno? Yok baba, merak etme sen. Kimse bakmıyor. Sen hiç merak etme. Tamam, inşallah. Türkiye ne temiz tut, yeşili kuru. Getirdim. Ay vallahi sen bir tanesin Kadir abi ya. Hiç iğrenmiyorsun, böyle gocunmuyorsun da çöp ne varsa topluyorsun ha. Ha niye iğreneyim ya?
Sokakta bizim evimiz, öyle değil mi? Sokak bizim evimiz. Ha tabii ya, sokak bizim evimiz, doğru. Evet. Sokak bizim evimiz. Ben baktım ama sizin kapıda çöp yoktu. Ben atayım. Yok yok abicim ya, ne gerek var, bir defacık da ben atarım yani. Olur mu öyle şey de, ben sana esasen başka bir şey soracaktım. Sen bugün babanla refakatçi kalmadın mı hastanede? Nimet ya, ben de çok istiyorum ama sen yapamıyorsun diyorlar bana. Ah canım, ezikliyorlar seni ha. Ha, o nasıl oluyor? Yani şöyle şimdi, hani sen kalamayınca da Zeynep kalıyor. Bir haliyle nasıl yoruluyor. Ama ne yapalım yani, abim kalacak değil ya. Hayır, hayır, hayır. Fevzi kalmasın, ne olursun, bakamaz babama. Yine yapar babama. Ay öyle deme ama. Baba. Bir şey diyeceğim. Sen küs müsün yoksa benim abime? Bilmiyorum. Ama bak ne diyeceğim vurdu sana. Bana vurdu. Ama bak, aslında başka bir şey var. Ben onu söylemeye geldim sana da. Abimin size bir sürprizi var. Sürpriz mi? Sürpriz. Bak şimdi Kadir abi. Abimin dolabında sakladığı bir sürpriz parası var. Yabancı para. Bildiğimiz Türk lirası değil. Çok para. Böyle beyaz büyük bir zarfın içinde. Elbiselerin olduğu dolap var ya. O dolabın böyle en dibinde, hucun altında böyle delik gibi gizli bir bölmecik var. Para işte orada. Önce kızlar. Çok merak ediyorum. Bak şimdi, bak bak bak, dinle beni. Sen kimseye görünmeden, kimseye çaktırmadan gizlice o parayı alacaksın. Yapamam. Evet. Yapamam. Sonra bana hırsız derler. Fevzi çok kızar vallahi. O ne biçim laf ya Kadir abi? Hırsızlık olur mu hiç? Bak duymayın bir daha sakın. Çünkü neden? O para sizin için. Sürpriz ev parası o. Ev. Size alınacak ev. Evet. Gerçek ev. Evet. Bana, bir babama, Zeyno'ya. Ait. Nasıl olacak? Ah garibim. Ne çok istiyorsun değil mi sığıntılıktan kurtulmayı? Ben değil sadece. Zeyno da, babam da çok sevinecek. Yalnız Fevzi olmayacak değil mi burada, evde? Ha? Öyle iyi anlıyorum ki seni Kadir abi. Öyle iyi anlıyorum. Yok, yok. Bak, abim yok. Eğer Harife Harife'ne sen benim her dediğimi yaparsan... ...o evde sadece siz varsınız. Abim yok. Hadeciğim misin? Evet. Takı takı tak. Tas tas tas. Umarım evde biraz durulmuştur tansiyonlar. Ha? O videolar, o internette olduğu müddetçe bize anca ateş düşer Sarı Hanım. Gördünüz değil mi magazini? Okudunuz. Neler yazmışlar ey kadar kız için. Vallahi artık ben eşi dostu geçtim. Sokakta görüp de tanıyan olacak diye buraya zor geldik korkumuzdan. Bizler kendi halinde sıradan insanlarız. Ocağımızı kırdı geçirdi başımıza gelen bu musibet. Daha dün gece hastanenin ortasında bu kızın eniştesi. Bana ne teklif edeceksiniz? Zeynep'ciğim, sana hayatını kurtarmayı teklif ediyorum. Oh, ya Rabbim çok şükür. Nedir yani teklifiniz? Ah benim sakarlığım. Yandınız mı? Yok yok, önemli değil, geçer. Geçer şimdi, koltuğa bir şey olmasın da. Kızım yardım etsene. Ama böyle kuru kuru peçeteyle olmaz. Boş verin koltuğu, gelin yardım etsinler bize. Buyurun.
Mineciğim. Görünmez kaza, sen ilgileniyorsun. Yakalandım. Ama merak etme, çay çok sıcak değildi. Neden yaptınız bunu? İstedim ki biz konuşalım, anlaşalım. Sonra halanla da detayları konuşuruz. Hiç lafı dolandırmayacağım Zeynep. Sana Ozan'la aşk yaşamanı teklif ediyorum. Ne diyorsunuz siz ya? Hayır hayır, öyle değil. Zannettiğin gibi bir şey değil. Tabii böyle lang diye söyleyince kulağa nasıl geliyor tahmin edebiliyorum ama bu ahlaksız bir teklif değil. Öyle aklındaki gibi bir şey hiç değil. Bu bir iş teklifi. Son derece profesyonel bir iş ilişkisinden bahsediyorum. Ve bu iş senin hayatını kurtaracak Zeynep. Neden biliyor musun? Çünkü gördüğün gibi hiç kimse panik atak krizi geçiren temizlikçi kızla ilgilenmiyor. Herkes fantezi yapan ahlaksız kızı tıklıyor. Kimse mağdurla ilgilenmiyor. Herkes skandalın peşinde. Ve bizim insanlara konuşacak daha iyi bir hikaye vermekten başka şansımız yok. Biz de öyle yapacağız. Onlara bir aşk hikayesi anlatacağız. Çünkü şu hayatta aşk her şeyi temize çeker. Aranızdaki bir yanlış anlama ikinizin de üstünü başını kirletti. Bu hikayede bir gerçek ama iki mağdur var Zeynep. Sizinkisi bir utanç hikayesi. Biz bu hikayeden bir aşk hikayesi yaratacağız. Çünkü aşk en kara çamuru bile temizler. Seni de temizleyecek. İkinizi de. Hadi. Hadi, hadi ama. Ya hiç mi film izlemiyorsun? Kore, romantik komedi falan. Ha? Tamam. Gerçeklerden konuşalım. İnan bana, siz ilk olmayacaksınız. Bu çok eski bir numaradır. Her zaman trend. Hiç modası geçmez. Hiç eskimez. Sadece bizde değil, dünyada da böyle. Hollywood'da da yapıyorlar. Sana hayranı olduğun öyle çiftler sayarım ki sözleşmeleri bitince birbirlerinin yüzüne bakmayan aşk böcekleri. Hı? Sonunda sadece fanlar üzülür. Onlar kazanır. Sen en çok kazanacaksın. Sadece kırılan gururunu değil, hayatını da kurtaracaksın Zeynep. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Sana çocuk oyunu vaat etmiyorum. Sana gerçek bir peri masalı teklif ediyorum. Konum açmıştı. Mine Hanım. Hüseyin mi ya? Hangisi ki acaba? Kolay gelsin. Biz Sare Hanım'ın sekreterine bakmıştık Mine Hanım ama. O da söz katta. Ha. Salih Bey, çatırları eklemeye başlamışız.
kolay gelsin. Biz Sitare Hanım'ın sekreteri Mine Hanım'a bakmıştık ama. Sekreter ön tarafta, ben asistanıyım yalnız. Ben bilemedim herhalde. Ön taraf ne taraftı? Oradan geldiniz ya hanımefendi. Yani kusura bakmayın, ben Türkan. Bana mesaj atmıştınız da konum. Asıl siz kusura bakmayın, ben işe dalmışım, görmedim sizi. Hoş geldiniz. Ben Sitare Hanım'a haber vereyim. Misafirleriniz geldi Sitare Hanım. Ozan çıkıyor şimdi, o çıktıktan sonra gelsinler. Bir saniye. Ne oluyor? Alarm çalınca buradasın. Yazıklar olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sitare Hanım odasına servis bekliyor. Misafirler çay içecek. Hayır. Hayır, hiçbir şeysiz. Ay çay işte, dümdüz bildiğin Türk çayı. Bana da bir tane double shot espresso göndersinler. Ozan Bey'e de her zamankinden. Gerginsin. Reddedilme korkusu mu? İşine bak. Abi neden böyle söylüyorsun? Ops. Onun artık bir işi yok. Çok mu üzüldün? O zaman casusluk yapmasaydın. Madem bu kadar umrundaydı abim. Madem bu kadar sadakatle seviyordun sevgilini. Sahibinin sesi olmasaydın, patron işi öyle istedi diye arkasından bıçaklamasaydın mesela. Aynaya bakmadan bana bulaşma. İşine bak. Sen bakabiliyor musun aynaya? Gördük demin. Kızın suratına bakamıyorsun çünkü. Abi Allah senden razı olsun be. Büyük adamsın abi. Hızır gibi adamsın. İnsanlık vazifesi Fevzi. Zeynep Hanım inşallah büyük babasına çok üzülmemiştir. Abi sayende yüze güldü garibim be. Oo Sibel Hanım. Damat bey askere gitmiş. Allah kavuştursun. Afiyet olsun. Abi salmamışsın kızı. Ya tabii damat askerden gelince... Sen neler, değil mi hepsi? Ya benim abim kız verir mi? İç güveysi alır. Hadi Fevzi. Meselemizi fazla uzatmayalım. Sen de, ben de örf adet bilen adamız. Eyvallah abi. Senin Zeynep Hanım üstünde hem emeğini hem hakkını biliyorum tabii ben. Estağfurullah abi. Diyeceğim şu ki... Düğün dernek kurulmadan ben senin hakkını vereyim. Aman abi, ne gereği vardı ya? Hemen acelesi de yoktu ki. Sayma, uzun sürer. Abi yok hani, el alışkanlığı... Sen saymışsın abi. 50.000 euro. Bir bu kadar da nikah masasında imzayı bastıktan sonra.
çıktı diyorsun yani abim sizden. Çıktı çıktı. Timsah yürüyüşü yapa yapa geliyordur şimdi. Parayı da aldı. Ay vallahi ne evlendiğimden bir şey anladım, ne kocamdan bir şey anladım ya. Ben babamı sana yakıştırırken nasıl bu iş buralara geldi Nimet? Huyu huyuna, yaşı yaşına. Hep o annenin başının altından kalktı bu iş, biliyorsun değil mi? Ben tam babamı sana dürtüyordum. Gitti o kızın fotoğrafını gösterdi. Hah, abin de geldi. Kapat. Sibel kızıma selam söyle. Nimet, kuzum sen boz bu işi. Bak vallahi o para size helal olmaz, boğazınızda kalır. Sen ne yap, ne et, o parayı bize geri getir, tamam mı Nimet? Bak ben seni kendi ellerimle gelin yapacağım. Babamın koluna takacağım kız seni. Tamam mı? Tamam canım, tamam. Görüşürüz, bay bay. Gözlerim yollarda kaldı be oğlum. Neyse, Nimet Sibel'i yokladı. Onların dünyadan haberleri yok çok şükür. Yok tabii anne, yok tabii. Ne sandın bak. Ya bak ne var burada bak. Parayı almış. Aldım tabii, ne sandın anne? Çok şükür Allah'a, çok şükür. Oldu bu iş, oldu. Vay be. El kadar kız internette tıklıyorlar. O bile evleniyor. Üstüne bir de para alıyor ya. Ne o kız? Kıskandın mı Haris? Kızım bir çay yapsan bize şöyle. Bana bak, sana botoks yaptıracağım. Bir de böyle gerim gerim gerdireceğim. Kendi ellerimle evlendireceğim seni. Sen yeter ki o kenafir gözlerini belertme. Tipa bak. Yapma şunu ya oğlum ya. Kaç kere söyledim sana, günah. Ya biliyorsun ya, bu konuda hassas. Sen yaptır bir tarafına botoks. Öküz. Ruhsuz öküz. Vay vay vay, say say bitmiyor ey maşallah. Anne daha dur. Bunun da 18-18-20-20 çarpması var yani. Peki nereye saklayacağız bunları ha? Ya bankaya koysak ne mi lazım? Bir yastık altı desen bunca parayı nasıl saklarız oraya? Ya buraya bir kasa mı alsak, ne yapsak? Yok anne, hiç gereği yok. Kasa masa hiç gerekmez. Ben onları nereye saklayacağım, nereye koyacağım biliyorum. Sen merak etme. Rahatım, yoksa sen evini mi götüreceksin? Ya vallahi bozulurum, billahi bozulurum ya. Olacak şey mi bu ya? Ya o dolabın dibine o el kadar gizli yere koyacaksın onca parayı. Ya sizin ev kalabalık. Ya Allah muhafaza ya. Güven olur mu hiç? Olmaz tabii. Güven olmaz. O kıza hayatının teklifini yapacağız. Baba, babam. Doktor Karış, babam iyi mi? Durum iyi, ameliyat başarılı geçti. Baba bak, bastonum bende baba. Sen babam çok iyi. Bak dualarım dua, ben dua ettim. Dua ettim. Thank you.
Baba. Baba. Dedesiyle kalan kız değil mi bu ya? Aa, gerçekten o. İşe bak. Pardon. Nakil için imzanız lazım. Yanlışlık var herhalde. Ne nakli? Dedeniz özele nakledi diyor. Nasıl özele? Mümkün değil ki. Bir yanlışlık var bence. Bir daha kontrol eder misiniz? Abi, tabii abi, tabii. Eyvallah abi. Eyvallah. Evet. Ya Hakkı abi, büyük adamsın ya. Vallahi billahi büyük adamsın. Evet abi. Ya şimdi kayınpederi bugün götürüyoruz hastaneye. Bak Türkan da yanımda abi, diyor ki Allah razı olsun diyor Hakkı abiden diyor. İyi ki var diyor. Tuttu altın olsun diyor abi. Çok teşekkür ediyor sana. Allah razı olsun. Tamam abi, ben Türkanları bırakıp hemen geliyorum abi. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Anne, dedem SSK'lı değil mi? Hem bu adam ne alaka? Yani sağ olsun da niye dedemi özel hastaneye götürüyor ki? Tamam kızım, götürmeyelim. İstersen gidelim bakkaldan dedene pil alalım, evde takarız, olur mu? Sen al şunları Zeynep'in yanına, git bakayım geliyorum ben. Fevzi. Ya sen kıza kızıyorsun da, ya haksız mı kız? Tamam Allah razı olsun bin kere Hakkı Bey'den ama 7 kat el. Biz nasıl kalkacağız bunun altında? Yahu Türkan, zamanı gelir altından kalkarız. Sen onu bırak. O yeğeninin yaptığı kepazelikleri yeter ki Hakkı abi görmesin sağda solda. Ne demek o? Ona ne ki Zeynep'ten? Bana bak Türkan. O edepsiz yeğenin o internetten kurtulacak ya da temizliğini ispat edecek. Bir de gece gece o itin benim kapımda ne işi var onun da hesabını verecek. Ona göre Türkan, ona göre. Günaydın Star Hanım. Türkan Hanım, diyorum ki artık hep beraber oturup konuşmamızın vakti geldi. Ajansa bekliyorum sizi bugün Zeynep'le. Hatta araba göndereyim, hemen alsınlar sizi evden. Biz evde değiliz ki. Ozan Bey biliyordu. Kapımıza kadar gelmiş akşam akşam. Size söylememiş herhalde. Hastanedeyiz biz. Babamı yatırdık kalpten. Hayır, hayır, haberim yoktu. Çok geçmiş olsun. Eğer babanız için yapabileceğim bir şey varsa lütfen çekinmeden söyleyin. O interneti temizleyin Star Hanım. Biz sizden başka bir şey istemiyoruz. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. O yüzden lütfen bugün ajansa bekliyorum sizi. Reddedemeyeceğiniz bir teklifim olacak.